Bali Bali. Vamos. Asya'ya hep gelmek istiyordum. Çok merak ettim bir yerde Bali. O yüzden 6 ay öncesinden bir plan yaptım ve Endonezya'ya direkt bilet aldım. Bali'ye iki şekilde gelebilirsiniz. Ya İstanbul'dan Jakarta aktarmalı. Bu biraz daha yorucu oluyor ama daha ekonomik. Ya da direkt İstanbul'dan Bali'ye gitken uçak bileti alırsanız önceden promosyonlu bilet yakalayabilirsiniz. Ama bunu biraz daha önceden planlamanız gerekiyor. Çünkü diğer yerlere göre biraz daha pahalı kalabilir Bali bileti. Şimdi gelin Ubud'u gezelim. Pirinç tarlasının oraya geldim. Direkt 25 bin rupi veriyorsunuz ve direkt girip dolanabiliyorsunuz. Kocaman bir tarla burası, yani pirinç tarlası. Hadi gelin şöyle bir gezelim. Böyle pirinç tarlasının içinden yürüyebilirsiniz, inebilirsiniz. Buraya girmek için çok ucuz bir fiyat aslında. 25 bin rupi, 35-40 lira civarına geliyor. Ve burada böyle bayağı güzel Instagram için içerikler çıkartabilirsiniz. Zaten bunu ticarete dökmüşler. Ama muhteşem bir yer yani. Şöyle şu yukarıda sinik yapıyor abla. Böyle gibi, vay. Böyle çok yemyeşil, devasa bir yer. Yani gördüğüm en güzel yerlerden birisi olabilir. Bu adamların pirince olan inancı da bereket geliyor. Yani bereket tanrısı diye geçiyor pirinç. O yüzden çok fazla pirinç tarlası var her yerde. Şimdi gelin Ubud'u gezmeye devam edelim. Şu an Monkey Forest'a giden bölgeden geçiyoruz. Yürüyerek 200 metre ileride. Bayağı otantik. Çok güzel yapılar var. Burası maymunlar ormanı. Monkey Forest diye geçiyor. Her yerden böyle maymun çıkıyor. Değişik bir deneyim oluyor. İlk defa bu kadar yakından maymunları görüyorum ben de. Böyle maymunların yemesi için yiyecekler bırakıyorlar. Ama asla göz göze gelmeyin. Ya da işte yanınızda böyle gözlük falan taşımayın diyorlar. Gelip alabilir. Burada böyle şeyler var, uyarılar var ve kocaman bir orman. Böyle kendi kendine takılan maymunlar var, birbirleriyle kavga edenler var, birbirleriyle oynayanlar var. İnsanların içinde de dolaşıyor. Çok enteresan bir deneyim. Maymunlar insanların gözlüklerini falan çalıyor. Böyle üstüne tepesine atlıyor. Çığlık çığlığa atıldığında görevliler geliyor. Direkt maymunları alıyor, işte eğitiyor, böyle eğitimli görevliler. Çok enteresan bir tecrübe. Şimdi Ubud'un bir diğer önemli yeri Teganumgan şelalesine gidiyoruz. 25 rupi verdim. Yani o da 40 lira civarı yapıyor. Böyle bir meşhur Ubud bölgesinin şelalelerinden. Direkt içeride böyle local yerler var. İşte hediyelik eşyacılar var. Buraya park ediyor şoförünüz. Sonra siz geziyorsunuz. Siz çıkışta da ona arayıp ya da çaldırıp direkt onunla geziye devam ediyorsunuz. Burası inanılmaz bir mekan. Direkt manzaralı sonsuzluk havuzu yapmışlar. Ubud'un merkezinde, direkt kalbinde. Bayağı da merdiven var ineceğimiz şimdi. Ubud'da en güzel ve en büyük şelalelerden birisi. Mayonuzu getirip direkt buraya girebilirsiniz yani. Zaten şurada da mekan var. Yukarıdaki mekana da gidebilirsiniz. Evet, şimdi meşhur Luwak kahvesinin yapıldığı yere geldik. İçeride nasıl yapıldığına dair böyle bir anlatım oluyor. Ve en sonunda farklı farklı kahveleri deneyebiliyorsunuz. Ve isterseniz de marketten girip alıp evinize götürebiliyorsunuz. Değişik bir deneyim. Çok iyi. Kahvelerin hepsi çok güzel. Şimdi
Uluvatu'yu keşfedelim. Şu an Uluvatu bölgesindeyim. Burası biraz daha böyle turistik, yabancıların takıldığı, beach club'ların olduğu daha turistik bir bölge ve bayağı güzel böyle kahve mekanları, kahvaltılıklar var. Oldukça da ucuz Türkiye'ye kıyasla. Hani böyle bir mekanlarda, böyle bir yerde normalde daha pahalı olması gerekiyor ama 150-200 lira yemek yiyebiliyorsunuz. Bu yolun sonu beach club'lara çıkıyor ya da işte beach'lere çıkıyor. Uluvatu biraz daha, yani çok fazla Endonezyalı lokal insan yok. Full turist, ağırlıklı olarak Avustralyalılar var. Burası daha çok dalgalı olduğu için ve kayalıkların dibinde olduğu için sörfçülerin geldiği genelde mekanlar. Sörf yapıyorlar. Tepelerinde de işte böyle restoranlar ve beach club'lar var. İşte muazzam. Şu manzara, şu endam, surf yapıyorlar. Yani böyle bir ortama geliyorsunuz, denize giriyorsunuz, takılıyorsunuz ve ücretsiz bir giriş. Sadece yediğiniz içtiğinizi ödüyorsunuz, manzara da bu. Abi şu güzelliğe bakın ya, bayıldım yemin ediyorum. Burada şu aşağıdaki şemsiye altında adam fotoğraf çekiyor, burada surf yapanları. Aşağısı sörf için çok uygun bu plaj. Zaten buralar bayağı dalgalı. Yeni okyanus olduğu için çok fazla sörf yapan var. Ama kenardaki sonsuzluk havuzunda takılabiliyorsunuz. Muazzam bir mekan. Şimdi Uluvatu Tapınağı'ndayım. Burada Kecak dansını izleyebiliyorsunuz ama her saat başı olmuyor. 6'da ve 7'de oluyor. 6'da dolu olduğu için 7'yi bekler miyim bilmiyorum. Ama şöyle çok güzel bir manzaranın yakınında tapınak. Burada böyle üstünüze giymeniz gerekiyor. Çıplak giyemiyorsunuz. Giydiriyorlar size. Müthiş ya. Şuna bir bakar mısınız? Merdivenden iniyorsunuz ve böyle bir cennetten köşe. Burası Uluvatu'da. Thomas Beach diye geçiyor. En meşhur plajlarından birisi ve gün batımına geldim. Bayağı tavsiye ediyorlar. İnsanlar surf yapıyor yeşilliklerin içinde. Hadi devam edelim. Bir de Bali'nin kuzeyinde Lempuyang Tapınağı var. Buraya aslında erken saatlerde gidip sıra almanız gerekiyor ve o sıraya göre The Gate of Heaven dedikleri cennet kapısına fotoğraf çekilebiliyorsunuz ve tapınağı gezebiliyorsunuz. Eğer erken saatlerde giderseniz önden numara almış oluyorsunuz ve çok beklemezsiniz. Böyle 50-60-70 numaralar gelirse 3-4 saat bekleyenler vardı. O yüzden biraz erken gitmek gerekiyor oraya. Buranın en büyük tapınağına gidiyorum. Sabah erken saatte geldim. 5-5,5 saat ve buradan böyle sıra alıyorsunuz. Bunu da giydiriyorlar. Ve bu sırayla o alanda fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Lokal birisiyle gidiyoruz. Eğer böyle 7 gibi gelirseniz çok fazla sıra olduğundan böyle 2-3 saat beklemeniz gerekebiliyormuş orada fotoğraf çektirmek için. Buranın en büyük, en meşhur simgesi olan tapınağına gidiyorum. Ve böyle bir yokuş var, bunu çıkmak gerekiyor. Geldim tapınağa. Burası Lempuyang Tapınağı ve bütün olay aslında şu. Şurada güneş doğarken burada fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Sıraya giriyorsunuz. Bayağı insanlar var şimdiden. Saat şu an 5.30-5.40 falan. Güneşin doğuşunu bekleyip bu sırada sonra fotoğraf çekeceğiz. Olay bu. İşte o Instagram'da afilli çıkan fotoğrafların gerçek yüzü. Kalabalık, herkes sıra bekliyor. Instagram'ın show kısmında yaptığımıza göre şimdi dönüyorum. Numara alıyorsunuz ve o numarayı bekleyip fotoğrafı çekiliyorsunuz. Daha sonra tekrar tapınaktan aşağı iniyorsunuz. İnsanlar 70-80
90 sırasında olanlar var ve 3-4 saat bekliyormuş. Aslında olayı gerçekleştiriyor bu şekilde. Seminyak bölgesinde beach club'lar ve gece hayatı biraz daha hareketli. İşte dünyanın en büyük beach club'ı var, Atlas Beach Club. Buraya giriş ücretli. Sadece ücretli olan gördüğüm beach club'lardan birisi bu. Tek hatta. Giriş 400 rupiye yakın. Bir de dünyanın en iyi seçilen beach club'ı var, Finns Beach Club. Bu her sene dünyanın en iyi beach club'ı seçiliyor. Hem hizmeti olsun hem eğlencesi olsun. Ve buraya girmek ücretsiz. Kendiniz girip işte restoran kısmında, bar kısmında takılabilirsiniz. Ya da orada arkadaş grubuyla geliyorsanız şezlongları kiralayıp minimum harcama ücreti var. Bu da aslında 1000 liraya yakın bir para yapıyor kişi başı. O da oldukça mantıklı olabilir sizin için. Çünkü çok güzel bir ortam var ve bütün gün takılmak isterseniz orada arkadaşlarınızla minimum harcama ücretine göre, harcama limitine göre orada eğlenebilirsiniz. Yani Türkiye'deki işletmeleri düşününce oldukça cazip bir yer. Çünkü hem ortam çok güzel hem de fiyatlar aslında öyle çok uçuk fiyatlar değil. Seminyak bölgesi biraz daha eğlence kısmı için dediğim gibi. La Favela var, restoranlar, barlar var. Daha turistlere hitap eden bölge. Ama bence bir akşam oraya gezseniz yeterli. Çok da vaktinizi kaybetmemenizi tavsiye ederim. Evet, burası Finn Beach Club'ın plajı. Direkt şurada kalıyor Beach Club. Girmesi bedava. Arkasında da Hint Okyanusu var şöyle. Hem orada takılabiliyorsunuz hem buraya gelebiliyorsunuz. Böyle 7-9 arası da happy hour oluyor. Tamamen cennetten bir köşe gibi yani. Mükemmel. Çok güzel bir yer yani burası. Kesinlikle bir zaman ayırın. Şöyle göstereyim gelirseniz. Django bölgesi de daha çok surfçilerin gittiği, surf yapıldığı, biraz daha denizin dalgalı olduğu bölge. Yine doğayla iç içe ama dediğim gibi orada daha çok Avustralya ağırlıklı insanların olduğu turistik bir yer. Django sahili var en meşhur. Oraya gidip surf yapıyorlar. Bu yoldan da direkt böyle restoranlar, barlar, kafelerin olduğu bir yol yürüyebiliyorsunuz. Bali hakkında genel tavsiyeler diyebileceğim gibi en önemli iki nokta var. Birincisi ulaşım. Ulaşımda bir Gojek ve Grab uygulamalarını kullanmanız gerekiyor. Bu uygulamaları kullanırsanız hem daha ekonomik oluyor hem de daha hızlı oluyor ve nereye gideceğinizi, ne kadara gideceğinizi bilmiş oluyorsunuz. Eğer korkmuyorsanız motor en iyisi ve en hızlısı çünkü dehşet bir trafik var Bali'de ve o motorlarla daha hızlı gidebilirsiniz. İkinci verebileceğim tavsiye de paranızı bozdururken dikkat etmeniz. Çünkü aşırı dolandırıcılık oluyor. Tamamen el çabukluğuyla siz paranızı sayarken aslında bir bakmışsınız ki daha az para almış olabiliyorsunuz. O yüzden önce exchange rate'e iyi bakın. Daha sonra paranızı önünüze koysunlar sayarken ve siz de tekrar sayın. Orada bir iki kere başıma geldi. El çabukluğuyla tamamen kafanızı karıştırıp bazı biraz para araklayabiliyorlar. O yüzden bozdurduğunuz yere dikkat edin ve önce dediğim gibi paranızı saysınlar. Daha sonra siz elinize alıp sayın ve emin olduğunuzda okeyleşin. Yoksa problem olabilir. Bunun dışında güvenlik kısmında çok bir problem yaşamadım. Çok tehlikeli değil. Ama yine dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle çok güvenli de değil. Çünkü turist gördüklerinde direkt size geliyorlar ve işte motor ister misin, başka bir şey ister misin diye hani biraz sizi darlayabiliyorlar. O yüzden güvenlik kısmında dikkat etseniz yeri ama çok da böyle tehlikeli bir yer olduğunu söyleyemem. İşte Kuta bölgesinde de böyle akşamları çıkıp yürüyüş yapabileceğiniz yerler var. Ve en büyük alışveriş merkezlerinden birisi de bu Beach Walk diye geçiyor. Bali'nin en büyük alışveriş merkezinden bir tanesi. İçeride yemek yiyebilirsiniz, işte alışveriş yapabilirsiniz. Ama müthiş bir trafik var yani şöyle göstereyim. Baksana. Her yer trafik. Bali'ye geldiğinizde ya otelde kalabilirsiniz ya da ev kiralayabilirsiniz. Özellikle Ubud bölgesinde Airbnb ya da Booking'den böyle villalar kiralayabilirsiniz çok ucuza. Çünkü geceliği 4 dolara, 5 dolara villalar da var. 500 dolara villalar da var. Tamamen bütçenize göre değişiyor. Ama hani Türkiye'ye göre kıyaslayınca çok daha
az maliyette yerlerde, çok güzel yerlerde kalabilirsiniz Bali'de. Ya da otelde kalabilirsiniz Airbnb, Booking dışında, villa kiralamak dışında. Otellerde tamamen yine dediğim gibi bütçenize göre değişiyor. Özellikle Kuta bölgesi daha turistik bir bölge. Burada daha fazla otel var. Ya da işte gidip Uluwatu'da kalmak isterseniz, Seminyak'ta kalmak isterseniz fiyatlar oralara göre değişiyor. Uluwatu biraz daha pahalı otel bölgesi olarak. Kuta biraz daha ekonomik. Dediğim gibi geceliği yine burada 10 dolara da var, 100 dolara da var otellerin gecelikleri. Burada tamamen aslında bütçenize göre değişiyor ama benim kaldığım otel Anna Resort Hotel Kuta'da. 4 gece ben burada kaldım ve oldukça başarılı, yani fiyat performans dengesi güzeldi. Ama dediğim gibi kendiniz önceden rezerve ederseniz uygun fiyatlara kalabilirsiniz Bali. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Umarım Bali gezisi ve bu video size faydalı olmuştur. Bence kuşkusuz düşünmeden gelip böyle bir macera yaşamanız gerekiyor. Abone olup destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda Mustafa'nın da videosunda görüşmek üzere.